Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber'de finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresinden hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yayınımıza da hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni haftayı karşılıyoruz. Peki piyasalardaki son durum nedir? Senden alalım. Evet, hafta sonu malum Filistin-İsrail Savaşı ile birlikte piyasaların ilk gündemi yine savaş oldu, Orta Doğu oldu ve dolayısıyla emtia fiyatlarında sert yükselişler, borsalarda düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Yine jeopolitik risk fiyatlaması var piyasalarda ve bu jeopolitik risk fiyatlamasının ben şahsen daha yeni başladığını düşünüyorum. Özellikle bu uzun süreli bir süreç olacağından dolayı emtia fiyatlarında, petrol fiyatlarında, altın, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı işte borsaların aşağı yönlü trendi biraz daha baskılanır diye düşünüyorum. Özellikle ons tarafında altına ve gümüşün ons fiyatında %1 civarında bir yükseliş yaşanırken petrol fiyatlarında %5 yükselişler yaşandı. Özellikle Orta Doğu borsalarında, hisse senetlerinde %5, %6 civarında sert düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Ki bu savaş fiyatlaması normaldir. Geçen haftayı 1833 dolar seviyesinden tamamlayan ons altının şu anda 1850 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Geçen haftada izah ettiğim gibi yine bant aralığımız aynı. Aşağıda 1800 dolar seviyesi var, yukarıda 1880 dolar seviyesi var. Ve Ekim ayını ikiye ayırmıştık. İlk 15 gün, ikinci 15 gün ve beklediğimizden erken gelen bir risk fiyatlaması var karşımızda. Şimdi 1880 direncini ons altında takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle geçen hafta altının gram fiyatında da ons nedenli sert düşüşler vardı. Ve gram altın TL fiyatı geçen hafta 1678 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 1714 lira seviyesinde. Ancak bu fiyatlamaların yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, gram altın TL fiyatında 1750 lira direncini, devamında 1770 lira direncini takip etmeyi sürdürüyoruz. Gümüşün ons fiyatı şu anda 21.71 dolar seviyesinde. Burada da 22.50 direncini takip edeceğiz. Gümüşün gram fiyatı 19.45, burada da 22 lira direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Petrol fiyatları şu anda 87 dolar seviyesinde. Burada da 89,5 dolar seviyesine kadar, 90 dolar direncine kadar bir yükseliş olma imkanı mümkün olarak görülüyor. Gelen haber akışlarına baktığımız zaman yoğun bir haber akışı olacak. Kan ve gözyaşının yoğun olacağı bir hafta bizi bekliyor. Özellikle bu taraftan gelen haber akışlarıyla birlikte küresel piyasalarda ciddi bir savaş fiyatlaması, jeopolitik risk fiyatlaması ön planda kalmaya devam edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Yine bu hafta küresel piyasalarda önemli bir veri açıklanacak. Amerika enflasyon verisi, her ayın ikinci haftası açıklanan Amerika'daki enflasyon verisinin %4 olarak açıklanmasını bekliyorum. Geçen ay %3.7 olarak açıklanmıştı. Bütün küresel piyasalarda geçici olmayan tekrar enflasyonun geri geldiğini hep beraber göreceğiz. Özellikle bugüne kadar olan enflasyonun bahanesini Rusya-Ukrayna savaşına bağlayan bir sistem vardı karşımızda. Artık ikinci enflasyon dalgasını Filistin-İsrail savaşına bağlayacak bir sistem karşımızda olacaktır. O yüzden enflasyonda düşüş bekleyen yatırımcısının da bu jeopolitik risklerle birlikte enflasyonun tekrar yükselme eğilimini bilmesi gerekiyor. Özellikle doğalgaz ve enerji tarafında ciddi bir fiyat artışı bizi bekliyor olabilir. Benim beklentim yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği yönünde. Özellikle petrol ve enerji tarafındaki fiyatlamalar yukarı yönlü gittikçe enflasyonda daha yüksek bir rakam gelme olasılığı güçlü olduğunu söyleyebilirim. Jeopolitik risk savaşın daha ilk işlem günü, ilk haftanın günündeyiz ve fiyatlamalar daha yavaş yavaş oturacak. Ancak daha ilk günden bunun etkisini görmeye devam ediyoruz. Gelecek haber akışları ve diğer ülkelerin bu süreci dahil olmasıyla beraber ben küresel piyasalarda ciddi bir endişe yaşanacağını düşünüyorum.
Evet, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta buğday krizi çok ön plandaydı. Türkiye'nin bir arabuluculuğu söz konusuydu. Şimdi daha çok taze, cumartesi sabahı böyle bir haberle uyandık ama hemen haber akışlarına baktığımız zaman en fazla işte petrol fiyatlarında bir artırım olacağı gibi gözleniyor. Başka ülkelerde özellikle de İran'ın katılması senaryoları da çok fazla gündemde. Bu durumda Avrupa'nın çok teyakkuz halinde olduğunu biliyoruz. Avrupa ile iş yapanlar için nasıl önerilerin olabilir? Yani petrol fiyatlarındaki yön yukarı bu zaten belirli. Özellikle savaş riskinden dolayı değil. Yani bu sadece üretim tarafındaki kısıtlamalardan da kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu kısıtlamalarla birlikte zaten 96 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde yükseliş görmüştük. Tam böyle aşağı yönlü trendi destekledi. Tam böyle bant aralığı 80-85 dolar aralığına geriledi. Buradan tekrar savaş riski patlak verdi ve 90 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Tabii ki petrol fiyatlarının yüksek kalması petrol üreten ülkelerin de şahsen işine geliyor. Bu tabii ki bütün dünya ekonomilerine yansıyacağı gibi Avrupa'ya da yansıyacak. Euro-dolar paritesi, önümüzde kış çünkü. Evet, Euro-dolar paritesi 1.0532, dolar yüksek, euro düşük. Zaten parite tarafında düşük kalan bir para birimi var karşımızda. Bu enerji krizleri de yine Avrupa'yı mutlaka etkileyecektir. Ama yine her yıl olduğu gibi doğalgaz veya petrol kriziyle alakalı ülkeler kış aylarında imtihan yaşıyor. Özellikle bu süreçler biraz daha ekonomileri olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Eklemek istediklerim varsa, özellikle de altın ve dolar üzerinde yatırım yapmak isteyenler, euro bandında yatırım yapmak isteyenler varsa onlar için de önerilerini almak isterim. Geçen hafta altın ve gümüş tarafında yaşanan satışların, düşüşlerin manipülasyon fiyatlaması olduğunu sık sık ifade ettim ve bu fiyatların oldukça ucuz kaldığını öngördüm, ifade ettim. Ve buralardan ekstra üzerine ilave yapılması gerektiğini söylemiştim. Bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman bu geçen hafta alım yapanlar şanslı yatırımcılar. Ancak bugün alım yapanlar yine şanslı yatırımcılar olacağını ben şahsen düşünüyorum. Özellikle Borsa İstanbul üzerindeki şu anda 8.300 puanda, %2 satıcılı haftaya başladı. Burada bu hafta 7.900 seviyesine kadar satışların mümkün olabileceğini ben tahmin ediyorum. Yine Ekim ayı içerisinde özellikle ayın 15'inden sonra borsadaki satışlar biraz daha derinleşebilir. O yüzden borsadaki yatırımcılara biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim vermiş olduğun bilgiler için. Sağ ol. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kal. Evet, Paranın Şifresi'nde finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.